Berek. Baba. Ben çok üzgünüm. Hastalığımla da sizi üzdüm. Kusura bakma. Kusuru varsa o da benim kızım. Taşıdığın yükü görmeyen gözlerim, acını anlamayan yüreğim, ben nasıl bir gaflete düştüm ki? Ben nasıl bir babayım ki? Gözümün önünde eriyen evladımı göremedim. Amansız hastalığın pençesinde canımla uğraşırken bir de benim öfkemle uğraştın. Affileydin vereyim. Ah be ballık at benim. Ama ben seni ateşe atıp gittim. Kendini suçlama. Ama ben kabahatimi bilerek utancımı elime alıp geldim. Hastayım diye vicdanını evi kovmak istemedim. Nedenini, niçinini sana anlatıp affetmeni diledikten sonra söyleyecektim. Sen babanı hiç mi tanımadın? Sen nasıl gözümden sakınırdın ben? Kendine bu eziyeti nasıl çektirdin sen? Ben senin yüreğindeki merhameti de gönlündeki sevgiyi de biliyorum baba. Eminim. Bu hastalığı bilseydin bana dört elle sarılacağından da emindim. Ama ben istedim ki o gün bu kapıdan nasıl çıkıp gittiysem önce merhametini, şefkatini hak etmek istedim baba. Sen be kardeşlerim, benim canımsın. Şefkatim de, sevgim de size bir gün bile eksilmedi. Hak etmek ne demek? Öyle deme. Öyle deme. Gidişimle seni yıktım. Sevgine emeğini yerle bir ettim. Baba sesini duymadan, yüzünü görmeden 20 sene boyunca her nefesinde beni affetmeni diledim. Senden beni bağışladığını duymadan ölmemek için Allah'a yalvardım. Ben bir gün bunun olacağını ümit ederek ayakta kaldım baba. Sen melek, sen benim ne yaşadığımı bildin mi? Bilmiyorum, nefes diye. Yokluğunu çektim ciğerime. Yüreğim kah hasretinden, kah öfkeden durdu duracak diye bekledim. Sen gittiğinden ben abu lavantanın adını da kokusunu da yasak ettim tümeme. Kavuşmamız keşke böyle olmasaydı. Keşke. Keşke, keşke, keşke böyle olmayaydı. Özür dilerim. Sen de biliyordun demek. Dayanış gücü kalmamış. Yığılıverdi kollarıma meleğim. Dökülüverdi acısı, çaresizliği dilimde. Meleğim ağa. Abi kuzu. Sen bunca zamandır bu acıyla bir başına baş ettin. Ezemedin kimseleri biçicikler. Ağa kuzu.
Fazla halsiz kuzum. Mahmut. Hayırdır ya, neyiniz var sizin böyle? Ne oldu? Defne, ne oluyor? Babamla Melek odadalar. Ben bunları aradım teselli. Gidişine olan öfkemi dindirir derim ama olmadı kuzum. Yüreğimin bir yanı hasretine yandı. Öbür yanı acından çürüdü. Sonra dayanamadım. Tekledim. Ben de durdum dedim ki kendime. Seyir hani. Ölüm ne var? Yalnız kızına haset. Gözü açık ölecek bir baba. Yal yal gidişine öfkeli ölümü dileyen bir baba. Sen sanıyor musun ki ben seni hastasın diye affettim? Ama bunu 15 yıl önce sana yazdım ben kızım. Senin adın yazayım burada. Ya. Oku. Meleğim, belki sabaha çıkmaz yorgun yüreğim. Kaç küs, kaç bahar geçti gitti de yüreğime oturan acın haseti bir gün bile eksilmedi. Gidişin hançer gibi indi ciğerime. Beni ikiye böldü. Bir yanım yokluğuna hasretle kanarken bir yanım acına öfkeli. Varsan baksan dışarıdan dağ gibi duruyor koca Seyid Ali Usta ama içim unufa. Gözüm kapanmadan şu kapıdan çıkıp gelsen babam diye sarılsan ne yaparım ne ederim bilmeyeyim. Öfkesine köle olmuş bir Seyid Ali Usta'mı, hasretine yeni kızını bağrına basan bir babamı ben bilemedim. Ama yüzünü görmeden sana hasret can verirsem kızım, bir hakkım sana helaldir.
Erdo, Erdo şu tarafa fazla uzağa gidemez. Abi iş tamam. Payımı alıyorum bu paradan. Eline sağlık. Hepsini al. Halil, 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 Halil. Ha orada bak. Halil gel, gel orada gel, gel, gel. Sen kimi dolandırıyorsun lan? He? Sen bana sormadan neden kredi çekiyorsun Seyran? Aynısını ben yapsam bir ton laf edersin. Bir başıma karar vermekle suçlarsın beni. Ben seninle konuşmaya çalıştım Mithat. Defalarca aradım, senin telefonunu açmadın. Ben şu sorunları birlikte konuşarak halledelim dedikçe sen benden uzaklaşıyorsun. Uzaklaşmak öyle mi? Sen söylediklerini bir hatırla istiyorsan Seyran, uzaklaşan sen misin, ben miyim? Ben artık kendimi sana anlatmaya çalışmaktan gerçekten yoruldum Mithat. Gerçekten. Ya sürekli geçmişte yaşadığın bir şeye takılıyorsun. Ne söylesem, ne desem. Ben mi takılıyorum? Evet, sen takılıyorsun tabii. Ne söylesem konuyu oraya çekiyorsun. Sürekli kendini biriyle kıyaslıyorsun. Kıyaslama ya. Yapma bizi artık bunu lütfen. Ben mi kıyaslıyorum kendimi? Evet, sen kıyaslıyorsun. Seyran, Mithat, ne oluyor? Neden tartışıyorsunuz? Ne olacak Banu'cum? İşte ben sıkıntılarımıza çözüm bulalım derken sevdiğim adam tarafından yalnız bırakılıyorum. Benim çabamı görmek yerine de beni yargılamayı tercih ediyor kendisi. Seyran, eğer biz bu sorunu beraber çözeceksek sen bankaya gitmeden önce benimle konuşacaktın Seyran. Krediyi çektikten sonra değil. Ama sen bütün sorunları kendi başına çözmeye alışık olduğun için. Hayır, yalnız bırakıldığım için. Bir dakika, bir dakika. Belki de birbirinizi anlamaya çalışmadığınız içindir. Ya bir sakin olun. Oturun, sakin sakin konuşun. Yani böyle tartışarak bir yere varamazsınız ki. Mithat, bak kız iyi bir şey yapmaya çalışıyor. Ama sen sürekli kendi tarafından yorumluyorsun. Yani yanlış anlıyorsun bir şeyleri. Ha ben kötüyüm yani, öyle mi? Hayır, değilsin, öyle demedim zaten. Ya sadece nasıl desem, yani erkek olarak bir şeyleri kendin çözmeye çalışıyorsun. Öyle alışmışsın, tamam. Ama Seyran da tek başına birçok şeyi başarabilmiş bir kadın. Yetiştirilme tarzlarınız farklı. Yetiştirilme tarzlarımız farklı. Evet. Artık ben varım. Seyran'ın bir şey çözmesine gerek yok. Yani sen diyorsun ki Seyran bir kenarda otursun, olanları izlesin, hiçbir şey yapmasın, öyle mi? Öyle hayır, hayır, bir dakika, başka. Bir dakika, bir dakika. Banu, Mithat öyle bir adam değil. Tamam, burada tartışıyor olabiliriz ama ben yeniden gülebilmeyin, aile olmanın ne demek olduğunu, güzel şeyleri hep Mithat'la hatırladım. Yani Mithat öyle bir adam değil. Doğru. Senin kredi çekmeni gurur meselesi yaptı ama. Ya ben anlatamıyor muyum? Gurur meselesi falan yapmadım. Sadece söylediğim şu. Keşke bana da haber verseydin. Keşke biz bunu beraber çözseydik, beraber karar verseydik. Bu kadar. Seyran, bak senin önceden yaşadıklarını tekrar sana yaşatmak benim dünyada isteyeceğim en son şey. Ama eğer ben seni mutlu edemeyeceksem ben neden senin hayatında varım ki? Anlıyorum, belki ben sınırları olan bir adam olabilirim. Ve bu da sana, size yanlış geliyor olabilir. Ama ben de böyleyim işte. Ve benim tarafımdan bakıldığında bunlar yanlış görünüyor. Sen buradan hiç düşünmüyorsun Seyran ve asıl mesele de bu. Vay 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 vay. Ya neler yaptırmışsınız siz ya. Bak hepsinden yiyeceksin anneciğim. Babaannem bunları senin için yaptırdı. Birliğine teslim olmadan önce evinin yemeklerini doya doya yesin dedi. Ya yenmez mi annem? Tabii yiyeceğim de. Nefise teyze bugün babaannemi, dedemleri, herkesi yemeğe çağırdı. Sağ olsun. Babaannem yine tavrını koydu.
Anneciğim, bak herkes sizi böyle hemencecik kabulleniverdi ya. Babaannenin de bütün derdi sıkıntısı o. Nefise teyzeye tavrı da ondan. Ana seslendim kaç kere sofra hazır diye. Haydi seni bekliyoruz. Anca kızım. Ömer'im. Sen olmayınca var ya. Sofraya oturmak içimden gelmiyor. E ben niye koşa koşa geleyim sanayım? Sırf sen iştahından olma diye babaannem. Ömer'im cevizimin içi ben. Kurban olurum ben sana. Nerede Halil? Mirza'yı da al gel derdiydim. Hala bu saat olmuş ya ortalıklarda. Ömer bir ara bakayım amcanı. Arayalım. Ara bakayım. Açmıyor. Gelirler babaanne. Açmıyor değil mi? Yani hepinizi böyle bir arada şu sofraya oturtamadım ya. Helal olsun bana. Bak canımın içi. Ben bu krediyi kendim için çekmedim. Ben bu krediyi çekeyim, benim korktuğum her şey bitsin gitsin demedim. Ben bu krediyi ikimiz için çektim Mithat. Seni bu düştüğün durumdan çabucak nasıl çıkarabilirim diye düşünüp çektim ben bu krediyi. Seyran söylediklerini hatırla. Geçmişte yaşadıklarını tekrar yaşamaktan korktuğunu söyledin bana. Ve bunun paniğiyle beraber bankaya gittin ve krediyi çektin. Sakın bunu inkar etme. İnkar etmiyorum ki bunu. Bu çok normal değil mi? Ya burası benim en yara aldığım, en acı çektiğim yer Mithat. Biliyorum. Böyle davranmam çok normal değil mi sence de? Ben seni anlıyorum bak. Paraya ihtiyacımız vardı. Senin de aklına borç almak geldi. Tamam. Ama senin bu borç aldığın adamlar senin gibi dürüst, iyi niyetli insanlar değil. Değiller. Ya ne olursun canım benim. Lütfen gidelim şu parayı verelim. Şu borcu kapatalım. Rahat bir uyku uyuyalım lütfen. İstemiyorum Seyran. İstemiyorum. Ay tamam Seyran. İstemiyor. İstemiyor işte. Sen de ısrar etme. Yani saatlerdir burada birbirinizi yemekten başka bir şey yapmıyorsunuz. Başka bir dünyadan bakıyor meseleye. Nasıl bir dünyadan bakıyormuşum acaba? Onu da anlat istiyorsan. Ya lütfen, lütfen. Bir de siz tartışmayın lütfen. Seyra, beni de yanlış anladı şu anda. Bir dakika. Neyi yanlış anladım ya? Ben anlamaya hazırım. Buyurun. Senin gibi erkeklerin... Ha, benim gibi erkekler. Böyle cahil, kaba saba değil mi? Estağfurullah. Ben öyle bir şey demedim. Dinliyorum. Bak, senin gibi erkeklerin sert köşeleri var. Ve maalesef olaylara tek bir pencereden bakıyorsunuz. Bu... Ben çok iyi anladım. Ay neyse canım, yani... ikiniz de yetişkin insanlarsınız sonuçta. Siz bu kör dövüşlerinize böyle devam edin. Yalnız bu tartışmanıza devam ederken Gülce'yi de bir düşünün. Üzülüyor çocuk. Ben bir Gülce'ye bakayım. Anneciğim. Anne. Mithat abim yine mi gidecek? Anneciğim gel. Gel. Beni nereye götürüyorsunuz abi? Efendim Ömer. Ya amca neredesiniz? Hadi bekliyoruz Mirza abi, daha gel bak. Babaannem, annem hepimiz buradayız. Karakola gidiyoruz, bir işimiz var. Halledip geleceğim, siz yiyin, beni beklemeyin. Hayırdır, ne karakolu? Oğlum bir şey yok, tamam. Karakola gidince ara seni anlatırım, tamam? Abi bütün parayı vereyim size. Salın beni gideyim. Abi etmeyin ne olur. Oğlum konuşma, kıracağım. Abi etmeyin ne olur abi. Rus, sus lan. Mahmut. Buyur baba. Melek için yaptığım kebaplar dükkana yolladılar mı? Hallettim baba.
Getireyim beyim. Aha. Merak yok mu? Kebap soğumadan yenir. Çağıran. Ellerini yıkamaya gittiydi de. Ama çok oldu. Bir şey olmasın. Kızım git bir bak bakalım. Anne. 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 Anne biz yemeğe oturduk. Orada mısın? Duyuyor musun beni? Anne. Yok. Annem ses vermiyor. Nasıl ya? Açsana kızım kapıyı. Anne. Yok anne. Ya odasına çıkmıştır. Yemek telaşından fark etmemişizdir. Allah korusun başına bir şey gelmiş olmasın ha. Ya Kadir ya ağzını hayra aç hele dur. Anne. Efne. Seni merak ettik kızım. Oğlum. Bana mı telaşlandınız? Hay Allah ben o kadar çok mutluyum ki ailem sevdiklerim beni karşısında güçlü görsün istedim. Öyle biraz hazırlanayım istedim o yüzden. Hay Allah. Siz benim gücüm, desteğim, her şeyimsiniz. Ben sizden alıyorum bütün gücümü. Ne? Oğlum. Biz de gücümüz senden alıyoruz. Baksana. Dedem sensiz bize yemek bile yedirmiyor. Allah'ıma şükrediyorum dualarım kabul oldu diye. Bugün yaşadım ya. Tamam, o zaman herkes yeme. Sofra beklemez. Hadi. Anneciğim, bu kebapların hepsini dedem senin için hazırladı. Yalnız bak, hepsinden tatlıcın hiçbirisini yarım bırakmayacağım. Tamam, tabii ki. Babanın yemeklerini daha görünce yüzüne kan geldi. Bir de ye bakalım ne olur. Sevinci bile yetmiş ona hala. Baksana hele. Ya sade ona mı? Ona biz de sonunda sevincimizden ağzımızın tadıyla sofraya oturduk. Allah siz niye daha önceden barışmadınız ki, ha? Sen eniştemle bir olup Kerem'in annesini mi boşattın? Aslı'cığım bak şu laflarına artık dikkat et biraz. Onların evliliği zaten bitmişti. Boşanmak üzereydi onlar. Boşandılar, biz evlendik. Yalan söyleme. Kerem her şeyi anlattı bana. Ya annesinin oğlu o. Ne anlatacak sana? Melek hazmedemiyor Alpay'la benim evlenmemi. Çocukları doldurup duruyor. Sen inanıyor musun ya bunlara? Kerem neden yalan söylesin ki? Boşandılar derdi sadece. Babasından da bu kadar nefret etmezdi. Ben mi yalan söylüyorum sana? Aptal mısın sen? Ne anlatıyorum ben sana burada? Çocuklar annesinin dolduruşuna geliyor. Babalarından nefret ediyorlar. Bak üç günlük insanların lafına kanıp karşıma gelip benimle böyle konuşma. İkinizle de uğraşamam, tamam mı? Senin oğlumla ne alakan var? Yapma ya. Anladım amca.
Ah be Halil. Gene karakol. Allah vere de şu Alpaylar çıkmaya bu işin altından. Yok canım. Han'da bir şey olaydı. Şimdiye çoktan gelirdi haberi. Böceğiyle ilgili mesele. Dedem gitmiş şimdi amcamların yanına. Ya bunların bir tedarikçisi varmış. Bakır alıyorlarmış. Bu adam dolandırıcı çıkmış. Tüm parayı alıp kaçarken amcamlar yakalamış. Ne diyorsun anne? Ya bir bu eksikti. Siz orada kimden çalışıyorsunuz, kimden para alıyorsunuz, mal alıyorsunuz haberiniz mi yok? Ben ne bileyim ana. Haliller konuştuydu. Nöbetçi mahkemeye çıkacakmış. Gereğini yapın salıversinler beni. Yoksa ben gereğini yapacağım. Tamam tamam bakacağız duruma. Abi adamı fena sıkıştırmışlar. Polis avukatımı arayacağım demiş belli ki. Sıkıntı yok. Çıkarız oradan. Yeter ki kessin sesini. Şimdi benim söyleyeceklerimi çok iyi dinle. Tamam mı? Bundan böyle oğlumla kesinlikle görüşmeni istemiyorum. Ne oldu enişte? Benden mi korktun? Oğluna nasıl bir zarar verebilirim? Söylesene. Aslıcığım, görüşmenizi istemiyor. Bu kadar. Bir şey yok bunda. Ya bir dakika teyze. Dağınık, sorumsuz, saygısız bir kızım ben değil mi? Kerem'i kendime benzetirim belki. Benimle bir olup size iyice düşman olur. Değil mi enişte? Bak sabrımın sonuna geliyorum. Bir şey söyle yoksa... Tamam. Aslı sen bir çıkar mısın? Çıkar mısın sen canım? Biz bir konuşalım tamam mı canım? Aslında haklısın. En başından Kerem'in babasının sen olduğunu bilseydim... ben de bir düşünürdüm. Aslı hadi artık sen bir odana git. Hadi çık çık. Kızın oğlumla bağını keseceksin anladın mı? Asla görüşmeyecekler. Duydun mu beni? Ya tamam da Alpay sen de biraz büyütmüyor musun yani? Genç çocuklar sonuçta bunlar. Konuşurlar, arkadaş olurlar. Ertesi gün kavga ederler, bir daha da görüşmezler. Bir de Aslı benim yeğenim yani düşmanımız değil ki. Düşmanın değil ha. Az önce bana söylediklerini duydun ama. Ya sen böyle konuştuğun için olabilir mi? Kız kendini aşağılanmış hissetti. Ne bileyim oğluna layık olmadığını hissetti. İstemiyorum ya. Anladın mı? Bitti. O kadar. İstemiyorum. Tamam. Tamam bağırma ya. Aslı'yı uzaklaştırınca sen iş bitecek mi zannediyorsun? Kerem dinleyecek mi seni zannediyorsun ya? Ben ikisiyle birden konuştum. Ama Kerem'in tavrı o kadar net ki. Sen bunu daha önceden biliyordun yani. Hayır. Alpay hayır, hayır. Ben yeni öğrendim. Yalan söyleme bana tamam mı? Ayrıca ben Aslı'nın niyetinin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Ayrıca sen de çok iyi biliyorsun. Neymiş niyeti? Ya ne olacak Allah aşkına yani kapatacak çocuğu, sırtını yaslayacak, geçinecek, gidecek işte o kadar. Ben böyle mi yaptım sana Alpay? Sen şimdi niye üzerine alındın ki? Ha? Ne oluyor? Defne'm, Kerem'im. Böyle içimde buruk bir sevinç var. Annem niye buruk? Niye öyle söylüyorsun? Biz böyle konuşmamış mıydık buraya geldiğimizde? Böyle hayal kurmamış mıydık? Hani senin en büyük hayalin dedemle barışmaktı. Bak oldu. Evet. Biz senin yanındayız. Burada kocaman bir aile olduk. Buraya ilk geldiğimiz gün hatırlasana. Buraya gelene kadar bize dedemden bahsetmiştin. Hayaller kurmuştun, iyi olacak demiştin. Biraz geç de olsa her şey yoluna girdi. Bak dedemle o kavgalı günleriniz çok eskide kaldı. Ya. Çok şükür. Çok şükür kızım. Size de çok teşekkür ederim benim canım yavrum. Benim güzel yürekli çocuklarım. İşte keşke bu sevincimiz bu milletle de böyle gölgelenmeseydi. Ben size yanıyorum yavrum. Benim acımı, derdimi yük etmişsiniz kendinize. Yük değil anne. Olur mu öyle şey? Biz sana belli etmemeye çalıştık ama elimizden geleni yaptık. Yani yapmaya çalıştık. Sen mutlu ol diye, üzülme diye. Anneciğim ne demek o? Sen bizim en değerli varlığımızsın. Senin elin üstümüzde olmasa biz hiçbir şey başaramazdık ki. Biz de senden güç alıyoruz.
Kerem'im işte sizin de yaşadıklarınız hiç kolay değil ki yavrum. Yani babanızla yaşadıklarınız bir taraftan, bir de şimdi bu hastalığı da dert etmişsiniz kendinize. Yaşınızdan erken büyüdünüz. Yaptığınız fedakarlığı da biliyorum, dedeniz anlattı. İşe yaramadı ama. Olsun. Sizin yaptığınız iyilik ne kadar önemli. Orası koskoca bir iyilik bankası. Başka bekleyenler de var. Kim bilir belki başka birine olur, bir aile mutlu olur. Belki yarın bana telefon açarlar. Hiç bilmediğimiz iyi kalpli gönüllü bir insandan biz mutlu oluruz. Bir mucize gelir, değil mi? Çok umut ettik anne. Birimizden birimiz seni kurtarırız diye. Ama tamam işte, umudumuzu bırakmak yok ki. Daha demin siz söylüyordunuz ya, bir her şey yoluna giriyor diye. Madem artık benim bu derdime de ortak oldunuz, biz sevgimizle her şeyin üstesinden geleceğiz, değil mi? Beraber mücadele edeceğiz. Ben de daha güçlüyüm. Bizim sevgimiz hiçbir şeye yaramaz. Tamam mı? Öyle yok öyle süngüleri düşürmek. Tamam mı? Ya sen erkek olarak bir şeyleri kendin çözmeye çalışıyorsun. Öyle alışmışsın, tamam. Ama yani Seyran da tek başına birçok şeyi başarabilmiş bir kadın. Yani yetiştirilme tarzlarınız farklı. Sen diyorsun ki Seyran bir kenarda otursun, olanları izlesin, hiçbir şey yapmasın. Bak, senin gibi erkeklerin sert köşeleri var. Ve maalesef olaylara tek bir pencereden bakıyorsunuz. Bu... Ya az önce istemeden de olsa fazla ileri gitmiş olabilirim. Özür dilerim. Yok canım, özür dileyecek bir şey yok ki. Ben Mithat'ı da anlıyorum. Yani düşünmeye ihtiyacı var biraz. Yalnız nasıl güçlü bir kadınla evlendiğini bence bugün fark etti. O kadının onu asla yalnız bırakmayacağını fark etti desek daha doğru olur galiba. Doğru. Banu, sen şimdi tabii böyle gördün. Yani Mithat delidir, doludur. Ama zannettiğin gibi basit düşünecek bir adam değildir. Biraz zamana ihtiyacı var. Sağ ol. Geldin, kefil oldun kredi için. Ama benim parayı bankaya iade etmem gerekiyor. Sen bilirsin. Geldiler. Hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz baba. Amca ne yaptınız ya? Ne yapalım? Kanuna teslim ettik sahtekar herifi. Nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Hele ya. Herifteki cesarete bak. Yap bunların kabahati oğlum. Ne evdüğü belirsiz adamı sokarsan locuya, olucuna bak. Ya baba niye öyle diyorsun? Yıllar önce rahmetli Hafız dayıyla senin de başına böyle bir şey gelmişti. Doğru deyin, geldi. E sen de benim oğlumsun. Nasıl ki o vakit kendime kızdıysam, şimdi de sağa kızayım. E ne yaptınız? Parayı geri alabildiniz mi bari? Aldık çok şükür. İyi, bu kadarıyla geçmiş olsun diyelim. Anan nerede kızım? O size kızdı. Öyle söylene söylene çıktı odasına. Bize mi kızdı? Baba aç mısın? Bir şeyler hazırlatayım. Yok kızım, yok. Aşem atıştırdıydım bir şeyler, sağ ol. Halil sen, bir şeyler yer misin yengeciğim? Yer, yer. Hatta bir postada seninle beraber yerim. Bak ben yarın gidiyorum. Özleyeceğim bu yemekleri, bak bulamayacağım orada. Yiyelim beraber. E tamam, hazırla yengeyi, yiyelim beraber. E haydi, ben hazırlatayım hemen bir şeyler.
Sen de bu uyku tutmadı ama. Huzursuzluk uyku vermiyor derdim ya. Bugün huzurdan gözüme uyku girmedi. Benim de yüreğimde sanki ağır bir taş varmış gibiydi abla. Her tarafı keskin. Her tarafı ciğerime batan bir taş. Ama bugün yok oldu gitti. Hepimizin başının üstüne bir kara bulut çöreklendiydi. Güneş doğar mı dedikçe sifiri karanlığa uyanırdık. Oh çok şükür aydınlandı. Gönlümüz, yüreğimiz ferahladı. Abla, ben bugün meleği seyrettim. Hala ürkek. Hala korkuyorum. Hastalığını herkes dert edecek diye sakınayım. Başını ailesinin omzuna yaslamayı, yüküme el verin demeyi unutmuş yavrum. Hayallerinden, heveslerinden vazgeçmiş. Gençliğini, ömrünü feda ederek yaşamış. Biraz vakit geçsin. O da bir oh der elbet. Teslim olur. Şefkatimize, desteğimize. Bundan böyle gönlünden geçer neyse, neyi özlediyse onu yaşayacak. Anne babası olarak ta ki onun yanında durmuşum. O soysuz Alpay yanına bile yaklaşamış. Kızın durumunu bilmiyor değil mi? Ya, bilmiyor. Bilse bir de bu tarafından basar kızın kanadını. Hayırdır? Bu evde sadece siz mi yaşıyorsunuz hanımefendi? Kahvaltıyı kendinize hazırlamışsınız. Vallahi bu zamana kadar hiç kimse benim için hiçbir şey hazırlamadı Alpaycığım. Herkes hazıra konmaya bayılıyor. Doğru ya. Ben de iki tane dadıyla beraber büyüdüm. Yani peynir nerede saklanır onu bile bilmiyorum. İnşallah aç kalmam. Prenses nerede? Bilmiyorum, erkenden çıkmış. Nereye? Bilmiyorum Alpaycığım. Bana inat, eğer Kerem'le buluşmaya gittiyse külahları değişiriz, haberin olsun. Bilmiyorum dedim ya. O zaman ben son defa söyleyeyim. Kerem'le Aslı görüşmeyecek. Eğer bu iş bugün hallolmazsa ben kendi yöntemlerimle hallederim.